Tekrardan merhaba arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü video böyle devam edeceğiz. Çünkü neden olmasın? Birazcık beynime kay gidiyor ama yapabilirim bence. Bugün sizlerle birlikte YouTube'daki yapılan yorumları okuyacağım. Hakkında yaptığınız yorumları okuyacağım. Çok fazla gereksiz konuşmak istemiyorum. Umarım gerçekten eğlenceli bir video olur. Umarım beğenirsiniz. O zaman bir an önce videoya geçelim. Evet, direkt YouTube kanalıma giriyorum. En sonki videoma bakalım. Oraya ne yorumları yapmışsınız. Tam anlamıyla bir ekran kaydı koymayacağım. Şu an girdiğimde, şu an burayı izleyebilirsiniz şuradan. Ama yorumları kısa kısa alıp koyarım ekrana okurken. Şimdiden başlayalım. Şu an dövme videoma giriyorum. Bakalım buna... Güzel. Videoyu izlememize gerek yok bence. Güzel yorumlar var işte, kanalı yeni keşfettim falan filan. Bunları çok okumama gerek yok bence. Ben direkt böyle birazcık bana şey yapılan, birazcık daha kötü yorumları okumaya çalışacağım. Mesela, ömrüm boyunca taşıyacaksın ve kalp yamuk. Bu beni üzer demiş arkadaşımız. Kalp yamuk değil aslında. Şu an üzerimde simit var, gösteremeyeceğim dövmemi. Ama kalbin tamam noktaları dağıldığı için yamuklaşabiliyor. Evet, ona hiçbir sorun yok. Onu zaten düzelteceğim. Ama kalp şu şekilde geldiği için ve bir tarafında çiçek olmadığı için orası böyle keskin duruyor. Ya bilmiyorum, sizin gözle belki de yamuktur. Ama yani bu seni neden üzüyor ki? Bu beni üzmeli bence. Böyle düşünüyorum. Bir arkadaşımız şey demiş, Mete Tuğberk beğen diye birisi. Tek diyeceğim iki nokta üst üste random. Neden? Bilmiyorum. Gülmüş arkadaşımız. Evet, buradan çok teşekkür ediyorum. Çağrı Gürer diye bir arkadaşımız bok gibi olmuş maalesef demiş. Hatta Yaren diye bir kız da ona gülücük atmış. Yani saygı duyuyorum ama yani bok gibi de onunla nasıl bağdaştırdı hiçbir fikrim yok. Teşekkür ederim Çağrı'cığım. Günah cehennemde yanacaksın şeytan ve klozet emojisi koymuş arkadaşlar. Tamam, cehennemde yanıyorsun okey. Klozet emojisi ne alaka? Şimdi diğer bir videomu açıyorum. Benimle bir gün videosu. Reklamları çok seviyorum. Ama tabii hiç reklamları. 21 yorum var. Gerçekten videonun başında kamerayı oraya koyup uyuyormuş numarası yapmadın mı? Tabii ki de. Çünkü hani evdeki birine işte anne ben uyuyorum. Şu saatte uyan kamerayı koy. Alarmım çalacak falan demedim. Kimse de uyanmaz yani bu şey, böyle bir saçma bir şey için kalktım. Alarmımdan yani alarmı 9'a kurdum diyelim, 8.50'de de kalktım. Yani oraya da alarm kurdum. 8.50'de alarm kurdum, kalktım. Kamerayı yerleştirdim tekrar 10 dakika ama gerçekten şöyle bir şey var. Kamerayı kurdum ettim ama hala uykum var ve geçtim yatakta da uyuyormuş numarası yaptım gibi birazcık da uyudum da olabilir. Çünkü uykum var sonra tekrar uyudum. Yani YouTube'da çekilen bütün videolar, bu sabah rutinimden hepsi aynı şey yapıyordur diye düşünüyorum. Günahını almak istemiyorum kimsenin ama yani bilmiyorum, bence herkes böyle yapıyordur ya. Bir arkadaşımız şey demiş, Nilay Özel diye birisi, izlerken bütün enerjimi aldın gittin ya. Bu kadar şey miyim yani, bu kadar negatif enerji mi veriyorum bilmiyorum. Ama ne diyeyim ki? Yani aslında pozitif olmaya çalışıyorum, özür dilerim. Manifest videom vardı, vlog, ona bakıyorum. Aşkım artık oda turu ne zaman çekeceğim? Ömrüm çürüdü. Rahatım. Gerçekten YouTube kanalı açtığımdan beri herkes oda turu, oda turu, oda turu, oda turu, oda turu ısrarla böyle oda turu istiyorsunuz. Çekmiyorum. Bunu buradan söylerim. Oda turu videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Çekiyormuşum bir hafta sonra falan. Şu anda çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim yani. Hem odam da çok şey değil. Hem de şu sıralar böyle bir video fikrim yok. Biliyorsunuz ki burada... Bu videoda Şeyda'nın sürekli saçıyla oynayışı olay olmuştu ve gelen bütün yani 61 bin binlerce yani 61 yorum geldiyse yani 50'si Şeyda'nın saçıyla oynamasından kaynaklıdır muhtemelen. Başlıyorum. Biz buna bayağı gülmüştük yani. Şimdi biri şey demiş.
dışarıdan salata siparişi neden verir insan? Haklı ama şöyle bir şey var. O anda makarna çekeceğiz ve evde bir şey yapmaya vaktimiz yok, zamanımız yok, ışık kaçıyor falan filan ve hamburger yerine, çünkü ben gerçekten hamburgere çok çok bayılan bir insan değilim. Patatesi çok seviyorum. Patates yanında da salata söylemek istedik. Yani bunda bence bir şey yok. Ben öyle düşünüyorum. Şey daha yorum yapmış. Saçımla oynamamdan rahatsız olanlar falan. Ve 63 kişi beğenmiş. Bakın ne demiştim. Yorum yapanların %50'sinden çoğu zaten saç. Recep Kaya diye birisi. Yüzündeki boya ile bir apartman boyanır. Küfür etmiş arkadaşımız. Bir koyalım. Yani yüzümüzde çok bir boya yok. Ayrıca bu boya da değil zaten. Tamam makyaj, işte maşallah falan dalga geçenleriniz oluyor. Okey ama yani gerçekten çok bir makyaj olduğunu düşünmüyorum. Yani evet birazcık gözümüzde far falan var ama abartmış bir balayı çok kullanmış kardeşimiz. Vizyonsuzun 50 tonu. Ama o makyaj ne gözüm çıktı, bir de aynı makyaj. Allah'ım çıldırıyorum. Çıldırıyorum ya. Nasıl makyaj yapıyorsunuz siz? Nasıl makyaj yaparsınız? Hakkınız değil. Ve vizyonsuzun 50 tonu. Green 50 tonu serisinin son çıkan filmi bu olabilir bence. Yani olmalı vizyonsuzun 50 tonu. Neden olmasın ki? Bence olabilir. Ekibe söyleyelim arkadaşlar. Evet. Salata ile patates kızartması. Ünlem 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 ne? Çok şaşırmış arkadaşımız. Olur öyle şeyler. En azından hamburger patates kızartmasından daha az kalorilidir diye düşünüyorum. Görünenin ötesi diye birisi, erkeğe benziyorlar IQ. Oh. Yaptığınız şeyleri okuyorum. OGH. Teşekkür ederim erkek olduğum için. Böyle daha çok erkeğe benzeyebilirim. Evet. Video bu şekilde devam edeceğim. Erkeğe benzemem lazım. Acil. Şey yazıyor. Erkek arkadaşım bana makyaj yapıyor. Hani bunu da izlenme için yapmıştım zaten değil mi Uğur? Evet. İzlenme almak için böyle bir şeyler. Yapıyorum herhalde. Clickbait yani tonla atanla gelip de beni buluyorsunuz yorumda zaten. Biri şey yazmış. Hani sevgilin yoktu. Ve videoda açtığımda diyorum ki arkadaşlar Samet benim çok yakın arkadaşım. Yani izleyip de yorum yapma diye bir şey var bence. İzlemeden yorum yapılmaz. Öyle düşünüyorum. Birisi de şey yazmış. Şimdi sen bu çocukla sevgilisin yani. Arkadaşlar o çocuk eşcinsel zaten. 150 değil pardon. 194 bin kişi izlemiş. Ya nerede bu millet? Niye hala izlemiyor? Uğur niye beni izlemiyorlar? Çekmiyorsun ki sürekli video. Kanka sürekli çektiklerim izlenmiyor ki. Ne bileyim ya. Abi beni izleyin ya. Tamam bakın ben 150 bin istemiyorum tekrar ama 10 bin kişi varsa o 10 bin kişi videomu izlemek zorunda. Ya da takipten çıkın izlemiyorsanız. Ben sinir oluyorum yani. Kaç yorum var? 419 yorum var. Şaka gibi. Değil yüzünü boyadın ve bu yorumu 104 kişi beğenmiş. Evet o biz ben bir hafta boyunca avatar gibi gezdiğimi biliyorum. Mavi boya çok lanetli bir şeydi. Zaten saçımdan arınmadı. Hiç girmeyeceğim. Çok kötü anlardı gerçekten. Hayrenir Öztürk 2. üstünde L'Oreal bana boya gönder. L'Oreal Paris 2. üstünde. Bokumu ye. Tam 532 kişi beğenmiş. 8 yanıt var. Değil teşekkürler. Çünkü siz koyun nedir abi? Poşet ne kadar senin haberin var mı? İşte bu kral. Gerçekten bu yorumu 500 like hak ediyordu ama kalkıp da gidip bokumu ye dediği yoruma 500 like gelmiş. Ya ayıp yani. Ama o da komikti, kabul ediyorum. Hala güzel sanatları hazırlanıyorum da. Adam akıl daha yeni başladım hazırlanmaya çünkü bir yıl ara vermiştim. Şu anda da ben bunu ne zaman çekmişim Allah için? 9 Ocak 2018'de çekmişim ve o sırada daha çizime çok yeni başlamışım. Adam akıllı çizmiyorum, imgesel yapmıyorum. Sadece size bahsetmek için açtım yani bu videoyu o yüzden çektim. Ki söylüyorum yani şu anda ben iyi çizmiyorum arkadaşlar. Yeni hazırlanıyorum. Sadece sohbet amaçlı çekiyorum. Ama insanların demediği kalmamıştı. Bakın şimdi. Şöyle bir de şöyle bir şey var. Ben kanalımı açtığımdan beri bana en çok ama en çok gelen yorumu size söylüyorum. Neden böyle konuşuyorsun? Sesin ağlayacak gibi geliyor.
bu kız niye böyle konuşuyor? Çok mu üzgünsün? Niye ağlıyorsun? Sesin çok yavaş. İşte çarpı 2 yapıp izliyoruz falan. Abiciğim, sesimi değiştiremiyorum. Yani yavaş konuşmuyorum aslında. Sadece bazen böyle evet olabiliyor ama yani ne yapayım, motora mı bağlayayım? Ben sonuçta bir şey anlatıyorum burada. Yani haklısınız. Ağlayacak gibi konuşuyorum. Özür dilerim. Böyle bir isyan yapmamalıydım. Dediklerini boş verin, kalem mis markaymış. Bende sadece bir uçlu kalem, bir düz kalem var ama ondan daha başarılı sonuçlar alabiliyorum. Yeter ki isteyin. Öyle başlamak için bir kaleme o kadar para vermeyin. Mal bu. Malım ben çünkü. Ya marker seviyorum. Marker seviyorsam ve buna para verdiysem ve sevdiğim bir şeye para verdiysem bundan sana ne? Neden mal oluyorum? Ayrıca sen dediğin diye mal olmuyorum. Malım. Üstad, özgüven de başarı doğru orantılı olmalıdır. Sende ters. Bizde her şey ters. Bana kopik ne yarar ablacığım? Arkadaşlar kopik eğlileri oldu haberiniz var. Keşke ben senin kalemlerine sahip olsam, ben zaten iyi çiziyorum onlarla. Üf. Gel vereyim. Ay bana gel kalemi de vereyim yani. Ve ayrıca 5 tane falan kopiğim var. Daha hava atmıyorum arkadaşlar. Çok fazla kopiğim yoktu zaten. Bence bu kadar yeter. Ben genel olarak bir özetten bahsedeyim. Yorumlar çünkü hep bu şekilde. Dediğim gibi en çok aldığım yorum ya makyajıma laf gelir ki ben zaten gerçekten makyaj seven bir insan değilim. Hani bazen yaparım. Çok iyi yaptığımı da düşünmüyorum. Çünkü gerek duymuyorum. Fazla sevmiyorum. Üşeniyorum makyaj konusunda. Çünkü her makyaj yaptığımda onun akşamını düşünüyorum. Nasıl çıkaracağım? O beni çok geriyor. O yüzden çok işim yok yani. Bir ruj sürer, bir rimel sürer çıkarım. Yapınca da yapıyorum. Farklı şeyler deniyorum böyle. Hani SFX de denemeyi seviyorum. Ama hep bana gelir işte falan. Ya zaten ben her videomda da derim bu makyaj videolarında. Arkadaşlar makyaj kanalı değilim ve makyaj yapmayı çok sevmiyorum. Ya tabii ki de istediğiniz diyebilirsiniz. Size ben asla şey değilim, hani yorum gelmesin kötü yorum. Ki ben zaten o yorumları görerek gelişebilirim. Bunu yapmalısınız. Ama bazı şeyler gerçekten ki beni hepsi güldürüyor. Asla üzülmüyorum yani. Haklısınız da ki çok fazla haklı yorum da var. O yüzden teşekkür ederim her şey için. Haklı, haksız her şekilde yorum yapın. Yani kötü ya da iyi, öz eleştiri her şekilde açayım. Buna bir diğeri de zaten sesim. Yani sesim için hepinizden çok özür dilerim. Ben de istemezdim yani. Ya ben sesimi sevmiyorum zaten ama yani ses bu. Yani ne bileyim, ameliyat falan mı olmam gerekiyor? Geneli böyle yani yorumların. Güzel bir video olmuştur inşallah. Çok kısa da olmuş olabilir ama gerçekten ben video çekmeyi deli gibi özledim. Çok fazla özledim. Çok özledim. Video çekmek istiyorum. O halde beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tam bu videonun altına istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Ama lütfen daha farklı şeyler olsun. Ya ben de bakacağım tabii ki de. Ama bilindik şeyler yerine, ya da tabii bilindik de olabilir. Tamamen size bırakıyorum bu olayı. Çünkü video çekmeyi çok özledim. Vakit buldukça çekeceğim, atacağım. İnşallah daha çok video çekerim. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınıza da her daim açığım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.